Merhaba arkadaşlar. Bir Zamanlar Çukurova'sı için hazırlamış olduğum yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu 47. bölüm arkadaşlar. Finali ile ilgili sizlere değerlendirme yapmaya çalışacağım. İzlemeyenler, izleme olasılığı olmayanlar, bütün dizi izlemek istemeyenler, uzun bir süre vakit kaybetmek istemeyenler için bu özet hem bu hafta ne yaşandı ne bitti özet halinde sizler için daha faydalı olacağını düşünerekten meraklısı için paylaşmaya özen göstereceğim. Ama değerlendirmeye, paylaşmaya, özete geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Videomuzun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut arkadaşlar. Kanala olan desteklerinizi esirgemeyin. Çünkü gerçekten sizlerin desteğiyle bu tür videolar varlığını sürdürüyor. Desteklemek için arkadaşlar videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak desteğinizi sağlayabilirsiniz. Tıkladıktan sonra, abone olduktan sonra bildirim butonu çan şeklinde açılacaktır. Çana tıklayıp bildirimleri açarsanız daha sonra paylaşılan videolardan haberdar olursunuz. Arkadaşlar hepiniz belki izlediniz, belki izlemediniz, belki gözden kaçırdınız. Bu hafta, yani önümüzdeki hafta ile ilgili dizinin devamını sürdürecek olan bir anket soru sormak istiyorum sizlere. Sizce Hünkar Hanım Feykeli'nin açmış olduğu evlilik teklifini kabul edecek mi? Kabul edecek diyenler beğeniyor, hayır kabul etmeyecek diyenler yorumlasın. En azından gerekçeleriyle birlikte yorumlayabilir. Yani önümüzdeki hafta 48. bölümde biz Feyker ile Hünkar Hanım'ın kavuşmasını izleyecek miyiz, izlemeyecek miyiz? Bunu şimdiden tahminlerimiz doğrultusunda merak etmeye, cevap vermeye çalışalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonunda birbirinden iki adet değerli YouTube kanalımız da karşınıza çıkacaktır. Sağ ve sol üst köşesinde videonun içeriğinde. O kanallara da abone olabilir. Sıradaki önereceğimiz videoyu da izleyebilirsiniz. Bu hafta ne mi izledik arkadaşlar? Sondan başa doğru dönecek olursak. Bölümün 47. bölümün sonunda Feykeli'nin başında fragmanlarda bize gösterilen Feykeli başta bu teklifi yapacak düşüncesiyle hepimiz belki izlemişizdir mutlaka diye düşünüyorum. Ama tabii ki daha önceki paylaşımlarda sizlere iletmiştim bunu. Feykeli bölümün sonunda bunu teklif edecek ve bölümün sonunda da bunun cevabını alamayacak. Tahmin ettiğim gibi çıktı. Feykeli bölümün sonunda hastaneye geldi. Herkes hastanedeyken, Hünkar Hanım'ın annesi beyin kanaması geçirmişken, Demir nenesini hastaneye kaldırmışken ve Hünkar Hanım'la oğlu arası bozukken, aynı zamanda Müjgan, Züleyha, Gafur, Saniye, Hünkar Hanım, herkes hastanede. Hatta Hünkar Hanım'ın dernekten arkadaşları bile hastanede. Feykeli herkesin önünde 40 yıl önce etmem gereken teklifi bugün etmek zorundayım. 40 yıl önce geciktirdiğin için kusura bakma, ben sana teklif ediyorum, benimle evlenir misin diyor. Ve tam bunun üzerine dizi bitti. Zaten bundan daha önce de paylaşmıştım. Bunun cevabı verilmeyecek. Cevabı haftaya saklanacak. Çünkü dizi uzatılmak istenmiyor. Konu olmadığı için. Yani anlayacağınız iki bölümü biz Hünkar Hanım ve Feykeli'nin cevap verecek mi vermeyecek mi, kavuşacaklar mı kavuşmayacaklar mı, bir bölümü izledik. Önümüzdeki bölümde de devamı gelecektir. Bunu izleyeceğiz. Şimdiden ben sizlerin merakını gidereyim arkadaşlar. Bu benim kişisel düşüncem. Sizlerin de farklı bir görüş ve düşünceleri varsa yazabilirsiniz. Çünkü her zaman farklı fikirlere saygı duymuşumdur. Benim kişisel fikrim budur. Bu hafta verilmiş olan evlilik teklifini haftaya 48. bölümde Hünkar Hanım reddedecektir. Reddetmesinin gerekçelerine gelecek olursak arkadaşlar, çünkü oğluyla arası çok kötü, bozuk. Artı insanların dedikodusu, artı eski, yani kocasının eski katili, her ne kadar aklanmış olsa da toplum gözünde hala Feykeli Demir'in babasının katili olarak biliniyor. Demir de bunu tabii ki biliyor. Hatta yalancı şahitler eşliğinde Demir Feykeli uzun zaman cezaevinde tutmaya çalıştı. Sonradan aflan çıktı ve bunun üzerine bu kadar düşmanlık, bu kadar kin, nefret olmuşken Hünkar Hanım oğlunun gözlerinin içine baka baka bu teklifi kabul etmeyecektir ve reddedecektir. Reddetmesi gerekiyor arkadaşlar. Reddetmesinin sebebi de şudur. Dizinin geleceği için. Çünkü dizide şu an üstü kapalı bir sürü konu var.
Züleyha ile Yılmaz'ın kavuşmasından tutun Ercüment'in katilinin Yılmaz olması ve Ercüment konusu tabii ki gündeme gelecektir ve şu an son iki bölümdür Ercüment'ten konu gidiyor. İkide bir gündeme sunuluyor ısıtılıp ısıtılıp. Yani anlayacağınız Ercüment'in ölümü tekrar gündeme gelmesi ve Yılmaz'ın cezaevi günleri başlama olasılığı var. Dizinin daha çok heyecan ve reyting açısından ya ikisinin evliliği söz konusu olamaz düşünmüyorum. Bir ihtimal olabilir Yılmaz'ın cezaevine girmemesi için Hünkar Hanım'ın onun kaynanası yani daha doğrusu annesi olması gerekiyor. Cici annesi olması gerekiyor. Ama bu gerçekleşmeyecek. Bu gerçekleştiği zaman Cici annesi Yılmaz'a ne kadar kötülük yapabilir ve iki düşman ailenin çocukları üvey kardeş oldukları zaman ne kadar birbirlerine düşmanlık sağlayabilir? Bir de bu açıdan bakmak lazım. Böyle bir evlilik teklifinin gerçekleşmesi gerçekten benim bakış açımdan dizinin intiharı demek. Dizi intihar etmek istemiyorsa bu evlilik sadece sözden ibaret olacak. Orada zaten Demir tepkisini dile getiriyor. Hünkar Hanım Demir'in gözlerinin içine baka baka cici babasına evet diyecek hali yoktur ve reddedecektir. Bunu 48. bölümde göreceğiz. Ama sonuçta bu teklif yapıldı. Ve bu teklifin yapılmasını yaklaşık 2,5 saatten fazladır bekledik hepimiz. Televizyon ekranlarında isteyenler için söylüyorum. Ve sonrasında teklifin cevabı haftaya aktarıldı. Her zamanki gibi merakta bırakıldı. Gerçi çok fazla merak edilen bir konu değil. Çünkü merak edilen konular farklı konulardır. Hepimiz de biliyoruz. Züleyha, Yılmaz, Demir ve Ercüment cinayeti ve farklı konular, farklı olaylar. Ve Müjgan'ın çaresizliği, Züleyha'nın çaresizliği bunlar daha ön planda geliyor. Demir'in Züleyha'nın üzerinde tekrardan baskı uygulamaya başlaması tabii ki annesinin iradesiyle bu baskılar yavaş yavaş gelişiyor. Ve önümüzdeki hafta bunlar da gündeme gelecektir. Aynı zamanda Gülten'le Çetin'in aşkı. Bunun yanı sıra Fadi'nin Çetin'e olan sevdası, Çetin'in Fadi'yi umursamaması bunlar gündemde sürekli olacaktır. Ve önümüzdeki hafta arkadaşlar aynı zamanda Müjgan'ın Züleyha'nın komşuluğundan vazgeçme olasılığı var. Çünkü Müjgan gerçekten artık hani bıçak kemiğe dayanı derler ya. Müjgan artık tahammül edemiyor. Ve her ne kadar normal şans eseri Yılmaz'la Züleyha bir araya gelseler de Müjgan ve Demir bu bakış açısından bakmıyorlar. Önümüzdeki hafta Müjgan geri dönebilir mi eski evine? Hayır dönmez ama en azından ara sıra Yılmaz'la tartışmaları olacaktır arkadaşlar. Bunu göreceğiz. Ve en kötüsü de Beyici'nin hayal kırıklığı yaşaması. Yani Müjgan'ın halasını Feykeli ve Hünkar Hanım'ın aşkları gazetelere düşmesi sonucu arkadaşlar Beyice gerçekten bir şok yaşıyor. Beyice'nin biraz da penceresi nasıl gelişecek bunu önümüzdeki hafta göreceğiz. Bunu da izleyeceğiz. Bu arada Hamminler'in hastalığı devam edecek. Yani önümüzdeki hafta hastaneden taburcu olacak. Bunları da izleyeceğiz arkadaşlar. Anlayacağınız dizinin haftaya girişi Feykeli Hünkar Hanım'ın cevabı ve bu cevap sonrası oluşacak olaylar tabii ki reddedileceği için Feykeli bir hayal kırıklığı yaşayacak. Bu hayal kırıklığını izleyeceğiz. Bir taraftan da Feykeli'yi kaybetmek istemiyor. Ve Feykeli bu hayal kırıklığından sonra da Beyce için gün doğabilir arkadaşlar. Yani anlayacağınız Feykeli nasıl ki Yılmaz Züleyha'nın yalan konuşması hani Demir'den korkmasından dolayı doğruları söylememesinden dolayı
Müjgan'la bir evlilik gerçekleştirse Yılmaz, Feykeli'nin de Behice ile bir evlilik gerçekleştirme olasılığı olabilir düşüncesindeyim. Hünkar Hanım'a olan nefretinden dolayı. Çünkü Hünkar Hanım o kadar insanın içerisinde cesaretlenen, yıllar sonra cesaretlenen Feykeli'nin teklifini reddetmesi bence Behice'ye gün doğurabilir. Bilginiz olsun. Bunu da not edelim arkadaşlar. Benimle aynı fikirde olanlar düşüncelerini yazabilirler. Yorumlar herkese açıktır. Çünkü gerçekleşmemesi gereken bir evlilik ve bu gerçekleşmemesinden dolayı da Feykeli ikinci kez yaralanacaktır. Çünkü bir 40 yıl önce yaralanmıştır. Bir de bugün yaralanacaktır. Yani 48. bölümde yaralanacaktır. Ve bunun nefreti, bunun hırsı, bunun acısından dolayı bence Feykeli farklı kararlar alabilir. Daha önce Yılmaz'ın yapmış olduğu hatanın aynısını yapabilir. Anlayacağınız nasıl ki Züleyha içi eriyerek Yılmaz'la Müjgan'ın mutluluğunu izliyorsa önümüzdeki bölümlerde Hünkar Hanım Behice ile Feykeli'nin mutluluğunu izlerken içi eriyecektir. Bunu görme olasılığımız hiç de uzak değil bence. Bunu da göz önünde bulundurmakta yarar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an için değerlendirmem bu kadar. Farklı gelişmeler olursa sizler için özellikle değinmeye çalışacağım. Yeter ki sizlerden destekler, talepler gelsin. Lütfen kanala abone olmuş olanlar varsa abone olmayı ihmal etmeyin. Çünkü sizlerin aboneliğiyle bu tür videolar varlığını sürdürüyor. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Destekler sizden, paylaşımlar benden. Bu arada ankete katılın. Evet kabul edecek diyenler beğeniyor. Hayır teklifi reddedecek diyenler yorumlasın, gerekçelerini açıklasın. Ve videonun sonunda iki adet birbirinden değerli YouTube kanalımıza lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Çünkü o kanallarda da sizler için özel paylaşımlar olacaktır. Artı sıradaki önereceğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun dostlar.